Şunu söylemek istiyorum. Bir şey anlaşalım. Altı değer diyorsunuz. Altı değeri buradaki saklı değer olarak anlatıyorsunuz. Ama ben altı değeri ama ödül sizden bir şey rica ediyorum. Bir dinler misin? Ama bak bunu yönetiyor. Yönetimlerine herkes eşit davranıyor. Herkese bu mikrofonu eşit veriyor. Bunları gazetenizde, köşenizde yazabilirsiniz, anlatabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama bir şey var. Bu söylediğiniz sizin iddianız. Bu burada sizin iddianızı dile getirmek için toplandı. Bu kadar arkaya, bak bu kadar arka insan benzeri fikirleri taşıyor olabilir. Ama bir şey sorulmaz lazım. Bu da sen için konuşuyor. Bu da Mehmet Keskin oğlunu kendisi gelsin kendisi anlatsın diye bir. En doğru önemli soruyu sor. Sor. Bir şey ne yaparız? Aksiyon için bir şey yapmak isteyen insanlar tavsiyeniz nedir diye sor. Sizde de eğer aksiyon bir katkınız varsa, Mehmet Bey yorum bir sorunuz varsa diyor ki Mehmet Bey, 3000 işçi, 5000 işçi, 10.000 işçi öyle sor. Ya da mavi arabaya mı bineceğiz, yeşil arabaya mı bineceğiz? Ama yorum bir sorun. Son cümleyi söylüyorum. Siz bana trafik soruyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Sayın Mehmet Bey, trafik için olarak kapitalinden oluyorsun. Haklı olabilirsiniz. Ay ben böyle bir şey. Ama sorunuzda bir şey olsun. Bir insanlar bir fayda görsün. Son cümleyi soracağız. Sen nasıl son cümleyi söyleyeceğim? Ben konuşuyorum lütfen. Yani diyor. Sen konuşun. Fahriyetle özgürlüğüm varsa lütfen benim oturup bir şeyler söylemesi gerek yok. Ya sizin özgürlüğünüz... Mehmet Bey bunu cevap verir herhalde. Bir saniye. Son cümleyi söyleyeceğim. İtiraf edilir. İtiraf edilir. Çok önemli bir itirafta bulundunuz. Bu kadar kısa ömürde bunlara gerek var mı? Yani paylaşılması gereken dünya, ekonomi, sosyal, toplumsal, insanların sosyal bir varlık, hayvan değil, 12 saat, 15 saat, 18 saat çalışamaz. Yani siz çalıştığınız mavi ve beyaz yakalı işçilerinize gelecek güvencesi yok ve sendika duruyorlar. Bunu son cümle olarak soruyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi kardeşimiz eminim ki içten içerlere geldi ama bir şey var. Bir düstur var, değişmez bir şey var. İnsan her şey doğru olur. Her doğru söylemek de doğru değildir. Burada kimse kimsenin faydalanması önüne geçemez. Kardeşimizin elinde köşesi var, gazetesi var, bunları yazabilir, yazıyor. Ama burada sadece Mehmet Keskin oluyor. Akisar var, ben varım, biz varız. Kaynakımdan dün iş adamlarına tutup, burada emek vermiş, sermaye vermiş, işçi çalıştıran insan var. Bu dünyada emek, kapital, işçi ilişkisi hiç bitmedi ki. Daha önce de tartışıldı, bundan sonra da tartışıldı. Hiç kimsenin ideali dünyada şimdiye kadar gerçekleşmedi ki. Hangi tarih sürecinde ideali ulaşıldı ki? Bana bir tane örnek gösterebilir misiniz? Eğer Akisar olumlu yerine almazsa bunu bakarsanız mümkün değil. Bu kardeşimizin sorunu tam soruyor. Anlamış değilim. Anlamış değilim. Ama Mehmet Bey de bu konuda ne cevap vermek istiyorsa tabii ki o özgürlüğü cevap verecek. O kararlar da bizim için ondan sonra. Şimdi... Ben Akisar'ın Kimse söz almadan konuşmamalısın. Arkadaşımın söyledikleri saygıyla karşılıyorum. Ama bunun yanında bir kere bizi kimse zorla çalıştırmamış. Bir. Bu konuyla ilgili sendika diyorsunuz şu fon. Bu konuyla ilgili sendika haklarıyla ilgili çalışmak isteyen kişilerimiz varsa onlar da her taraf açık. Onlar da ilgili bir şey söylemeliyiz. Ama bunun yanında bugün sendika lafı ediyorsun da sendika önceki günlerde de gördük sendika ağlarını bilmem neyi filan işçinin anısına baktılar. O da ayrı dağlar. Bu konuda da çok fazla girmeye gerek yok. Burada önemli olan birlik ve beraberlik içinde en iyi şekilde nasıl Türkiye'yi güzel yerlere getiririz. Bizim geldiğimiz yer belli. Sen de çalışacaksın. Sen de geleceksin bir yerlere. Ama bunun yanında buradaki bu sizin ifade ettikleriniz, istedikleriniz veyahut da bu haklarlıklar hiçbir şekilde çalışmadan hiç kimse bir yere gelmiyor. Ben Mehmet Keskinoğlu olarak
56 yaşındayım, 55 yaşındayım. Ortalama 2 senedir doktora gidiyorum. Belimle ilgili ciddi sıkıntılarım var. En son gittiğimde doktora ya dediler ki, Mehmet Bey, sen bu senin belinde ciddi bir hamal beli var ya. Ben 1972 yılında bir kamyon yem geldiğinde abimle birlikte bir kamyon yemi hamal tutmayalım da birlikte indirelim, evimize bir kilo kıyma götürelim diyerek de onların hesaplarını yaptım. Oğlu olarak gururla söylüyorum. Keyifle söylüyorum. Ben hambalık yaptım kardeşim. Şu anda yine işimin hambalıyım. Onun için ben bütün ekibimle, bütün çalışanımla, bütün ekibimle, her şeyimle ben Keskinoğlu firmasıyla kol kola girip bütün ekiple birlikte bu işimizin hambalıyız abi.